go there, one leg, right and left. Okay? Here. Evet abi. Dört kişi iyi, dört kişi. Tek kişi gidiyor. Anlaş. Kim kaldı? Wait, wait. Ama bu maçta olaylar biraz farklı gelişti. Onu söyleyeyim öncelikle. Ben Konya'da çalışırken Konya-Kayseri maçında da Halis Türk Yahya beni oyundan atmıştı. Ben bilmiyordum onu. Onu sonradan bana söylediler. Konya'da da aynı durumda beni oyundan atmıştı Halis Türk Yahya. Ya haklıydı veya haksız diye girmiyorum tabii. Ama ben maçtan önce de kendisine başarılar diledim. Oyunla ilgili. Ben unuttum çünkü bilmiyordum onu. Evet. Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti. Özellikle içeride yapılan bariz hatalar tabii bizim oyuna dahil olmamızı sağlıyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor oynanırken. Ben de mecburen özellikle dördüncü hakemle kendi takımımın haklarını savunmak adına ki savunmak zorundayım. Çünkü bunun için orada duruyoruz zaten biz. Hem oyunu takip ediyoruz hem de pozisyonları takip ediyoruz. Hakemlerle diyaloğa giriyoruz. Kenar hakemlerle özellikle. Tam istediğimiz pozisyon oluşmuşken maalesef hakem arkadaşın Robin'i öyle bir sarı kartla oyundan atması zaten bizi çileden çıkardı. Yani bu kadar bir maçta eğer böyle sarı kart gösterirsen o zaman en az dörder beşer oyuncuyu atman lazım oyundan. Yani çok herkes şok oldu. Yani biz maçtan sonra da pozisyonu izledik. Tamam sarı kart olsa atsın problem değil ama sen bir takımın kaderiyle yani bu kadar basit bir şekilde oynayamazsın. Yani ben hakeme dikkat edin bana sarı kart gösterdiği pozisyonda ben bunu açık açık söyleyeyim. Ben oyuncularıma bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Benim hakemle orada hiçbir temasım yok zaten. Bana dördüncü hakem sarı kartı gösterttiriyor ki zaten ikinci yarı başladıktan sonra dördüncü hakem ne oyunu seyrediyor ne rakip kulübeyi seyrediyor. Ben görüyorum sürekli beni seyrediyor dördüncü hakem. Evet, evet. Yani senin dördüncü hakem olarak senin benimle ne işin var? Ya sen oyunu seyredeceksin, saha içini takip edeceksin, rakip kulübeyi takip edeceksin. Doğal olarak biz hepsini birden takip etmen gerekirken ben her içeriye bir şey söylediğimde hep dördüncü hakem sürekli benim kulübenin önünde ve benimle kontak halinde. Yani böyle bir şeye ne gerek var? Biz hiç böyle bir şey görmedik oynadığımız müsabakalarda. Onun neticesinde hakem bana sarı kartı göstermeye geldiğinde ben hakemin bana kart gösterdiğini görmüyorum bile zaten. Ben tamamen 2-1 galibim. Oyunculara nasıl pozisyon almaları gerektiğini anlatırken hakem bana sarı kart gösteriyor ve en az 30-40 metre uzaktan gösteriyor. Kartı gösterdikten sonra dönüp gitmesi gerekirken hakem gitmiyor. Birincisi şimdi ben Türk futboluna mal olmuş bir insanım. Yıllarca bu ligde oyun oynamışım. Yıllardır antrenörlük yapıyorum. Sen benden küçüksün. Senin yaşın kaçta? Senin orada bana saygı göstermen gerekiyor. Yani sarı kartı gösterdi geldi ki hocam bak sarı kart gösteriyorum işte biraz daha sakin ol oyundan atabilirim seni biraz daha dikkat et gibi bana uyarılar yapması gerekirken bana 30-40 metreden sarı kartı gösterip dönüp tekrar maçı yönetmeye gitmiyor. Yani buraları çok saygısızca ve yanlış. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bu her teknik direktör için geçerli. Sadece benim için değil. Yani bir hakemin amacı oyuncuları veya teknik direktörü sahadan atmak değil sahanın içinde tutmak. Ben 10. haftayı oynuyorum. Ya ben 4 tane de UEFA Kupası oynadım. Hiçbir hakemle böyle bir sorun yaşamadık. Hiçbir hakem böyle bir davranış şimdiye kadar bize sergilemedi. Biz kenarda şok olduk hakemin tavır ve davranışlarına. Ben oyundan atılmayı falan geçiyorum. Onlar çok önemli değil. Atabilirsin. Ceza da yiyebilirim. Çok önemli değil onlar. Herkes yiyor bu cezaları zaten. Ama bu saygısızca tavırlar bizi çok sıkıntıya soktu. Hakemin sen, hakaret tamiz bir cümlesi kelimesi oldu mu size? Ya uzaktı ben duymadım muhakkak yani bir el kol hareketleri bana yapıyor. Sen bir teknik direktöre el kol hareketi nasıl yapıyorsun? Senin böyle bir yetkin mi var? Sen bana yaptığın o saygısızca tavırları çık sokakta başka birisine yapsana bakalım be. Hakemlerin raporlarını da okudum. Gerçekten hakemlerin yazdığı raporlara çok üzüldüm. Yani bu kadar yani birbirini tamamlayan yalan rapor yazmamaları gerekirdi. Daha dürüst olmaları gerekirdi. Biz onları çünkü daha dürüst biliyoruz.
hem maçın içerisinde, ondan sonra soyunma odasında yaşanan olaylar var bir de. Yani soyunma odasında neler yaşandı? Hayatımızda görmediğimiz şeyleri gördük biz orada soyunma odasında. Soyunma odası basmalar, polisler, oyuncular. Yani biz orada sağduyulu olmasak, işte sağ olsun Kemal Hoca da çok sağduyuluydu mesela, Kemal Hoca için ona da teşekkür ediyorum. Biz orada sağduyulu olmasak çok büyük olaylar çıkardı soyunma odasında. Yani önüne geçilemeyecek olaylar olabilirdi soyunma odası koridorlarında. Onlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra bakıyorum raporda, bana diyorlar ki ben maçtan 5 dakika sonra soyunma odasına girmişim. İşte yani ben federasyon yetkililerine dedim ki maçtan sonra ben içeri girip eşyalarımı alabilir miyim? Bana federasyon yetkilileri dedi ki tabii hocam girip alabilirsin dedi. Ondan sonra rapora bakıyorum, diyorlar ki 15 dakika beklemeden hoca soyunma odasına girdi. Ben girmedim, ben izin istedim. Onlar da bana hocam bir problem yok, girebilirsin dediler. Bravo sen, bravo sen. Yazık yani. Yani böyle egolu, böyle egolu bir şekilde kenardaki teknik direktörlere hiçbir hakem davranmamalı. Çok çok ayıp bir defa bu. Oynamadık, açıklar verdik ama pozisyonlar da bulduk. Her ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun maçı kazanacak durumu yakaladık biz oyunda. Ve ondan sonra da hiçbir şekilde dönüşü olmayan bir pozisyon yakaladık maçta. Ama maalesef 10 kişi kalmakla beraber rakip takımda maalesef o andan sonra oyuna ortak oldu doğal olarak. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Valla zor maç olacak Göztepe. Kolay bir deplasman değil. Yani deplasmanların hepsi zor. Yani deplasmanda tabii ki oynamak kolay bir iş değil, zor. Ama bizim için içerisi dışarısı, biz bu ara biraz fazla deplasmana gidiyoruz. Ondan sonra Fenerbahçe geliyor. Bir daha deplasmana gidiyoruz. Zor bir periyot geçiriyoruz biz. Özellikle ilk yarıdaki fikstürümüz biraz sıkıntılı bizim için ama ikinci yarısı da var bu maçların. Yani ikinci yarıda bu fikstür içeriye dönecek yani baktığımız zaman. Zor bir maç oynayacağız. Umarım oradan da iyi bir oyunla, iyi bir skorla dönüp milli maç arasına pozitif, mutlu bir şekilde gireriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.